ne matematik bunu yapabilir, ne fizik yapabilir, ne başka bir bilim alanı bunu yapabilir. Felsefe de bunu yapamaz. Sanatın hepsinden farklı bir özelliği vardır. O çocukların ya da insanların, her yaştan çocukların hayal kurmasını, hayal dünyasını gerçekleştirmesini sağlar. Sanatın eğitimde çocuk yetiştirmesine ne kadar önemli olduğunu konuştuk. Sanat olmadan verilen bir eğitimin aslında sağlıklı bir eğitim olamayacağını, çünkü sanatın çocuklarda hayal dünyasını geliştireceğini, empati duygusunu geliştireceğini ve o çocuğun dünyayı çok daha çabuk, çok daha derin, çok daha iyi kavraması gerektiğini anlattık. Mutfakta çıplak ayaklarıyla su dolduran babasını gören erkek çocuğuna babası git üstüne bir şey giy diyor. Dünyanın en komik şeyi, çocuk da öyle kalkmış ya. Onlar asla sizin söylediklerinizi yapmayacaklar. Anne babalar vardır. Şimdi çocuktan da açıldığı için söylüyorum, sanat çocuk. Ama böyle yetiştirmemiz lazım onları. Yani bir elinde puro, bir elinde viski, kumar oynayan bir babanın kendini gören oğluna bak sigara kötüdür, alkol kötüdür, kumar kötüdür demesi kadar komik bir şey yok. Çok iyiydi, çok sıcak. Herkes çok candan. Aklı, fikri, vicdanı hür insanlar. Çok belli. Merak ediyorlar. Sizi ilgiyle dinliyorlar. Ağzınızdan çıkan her kelimeyi değerli olduğunu hissettiriyorlar size. Çok teşekkür ediyorum. Arka taraflardan duymayanlar için özetleyeceğim. 22 yaşındayım. Üniversite derdiyle uğraşıyorum. Ben üniversite derdiyle uğraşacağım. Artık yazmak istiyorum. Ben ne yapayım dedi. Hocamız cevaplıyor. Cuma programı gibi oldu. Evet. Evet. Bir fotoğraf alalım. Tabii ki.